Merhaba sevgili gençler. Sizlerle Detaylı Karaman Çocuklarımız Matematik Öğretmeni Eren Gündal ben. Matematik sorularımızı çözmeye devam ediyoruz Mayıs ayında yayınlanan. Bu sefer de 150 yıllarımıza Adana'dayız gençler. Adana'nın sorularına baktığımız zaman matematik birinci sorumuz. Evet gençler, A ve B gerçek sayı olmak üzere. Kökle işlemlerle çarpmayı açıklamış yukarıda. Evet, görsel 1'de ve görsel 2'den oluşan iki tane külah var gençler, külah çeşidi var. Görsel 1 ve görsel 2'de iç içe geçirilen iki farklı çeşit dondurma külahları verilmiştir. Görsel 1'deki bir dondurma külahının uzunluğu kök 288. Şurada gençler yazdıklarına dikkat edelim. Şunun uzunluğu kök 288. Olalı bu külahın içine aynı eşit külahdan geçirildiğinde külahın kök 8 santimetreli kısmı görseldeki gibi dışarıda kalmaktadır. Yani içerisine koyduğu zaman o halde kök 288 artı kök 8'dir şu ikisinin toplamı. Üçünün toplamı ne olacak? Kök 288 artı kök 8 artı kök 8 şeklinde gidecek. Evet, devam edelim gençler buradan da. Biraz da sakarım çocuklar, her tarafı çarpabiliyorum, kusura bakmayın. Bunun haricinde gençler diğer görsel içinde, şimdi görsel içindeki bir dondurma külahının uzunluğu ise kök 200 santimetre. Olup bu külahın içine aynı çeşit külahdan geçirildiğinde külahın şurası kök 2 şeklinde devam ediyor gençler. Dışarıda kalmaktadır diyor. Bir dondurmacı ilk olarak görsel 2'deki külahlardan 45 tane. Görsel 2'deki külahların boyu kaç tane gençler? Bir tanesi kök 200'dü. Üst üste koyulacaksa kök 2 olarak etrafında kalır. Evet. 45 tanesi için geçirerek tezgahına yerleştiriyor. Daha sonra görsel verilik külahlardan birisinin ilk oluşturduğu külah yanının boyuyla, yani bununla aynı boyuyla ve aynı yükseklikte olacak şekilde iç içe geçirerek tezgahına yerleştiriyor. Bilinen bilgilere göre bu dondurmacı tezgahına görsel verilik külahlardan kaç tane yerleştirmiştir? Yani gençler bana diyor ki, ben şu şekilde yerleştirdiğim batı bu. Ben bunu verdim sana. 45 tane. Sonra bunu yerleştir, aynı boydayken bundan kaç tane olacak diyor. Nasıl oldu o? O halde gençler ben hemen şunun ebatını diyor. Bir kere 45 tane ise bir tanesi kök 200 ilk başladı. Yani şu. Değil mi gençler? Şurası. Sonrası kök 2 kök 2 şeklinde uzayacak. Kaç tanesi? 44 tanesi. Kök 200 10 kök 2'dir gençler. 10 kök 2 artı 44 çarpı kök 2. Toplarsak ne olacak? 54 kök 2 santimetre uzunluğundaymış bir külah yanını geçer. Peki devam edelim görsel 1'e göre. Görsel 1'de de diyor ki iç içe koyduk kaç tane olacak? Yani 54 kök 2'yi bölecek kaç tane olacak? Neye göre göreceğim gençler? Bir kere onun bir boyu kök 288 yani 12 kök 2 gençler. Değil mi? 12 kök 2. O halde şu 54 kök 2'den 12 kök 2'yi çıkaralım. Kaç tane olacak? 42 kök 2 kalacak. 42 kök 2'nin her biri de neye bölecek? Kök 8'e bölecek. Kaç tane iç içe geçtiğine dair. Kök 8 2 kök 2'dir gençler. 2 kök 2'ye bölelim. Şuraya böldüğümüz zaman 42'yi 2'ye böldük 21. 21 tane iç içe koyacağız gençler. Ama bir tane de şurada vardı. Kök 12 çıkardım bak farkındaysanız. Dolayısıyla 21 artı 1'den ne olacak gençler? 22 tane külah yerleştirebileceğiz. Bilginiz olsun. Yani cevabımız diğer bakır olacaktır gençler bilginize. İkinci sorumuza bakacak olursak gençler A, B, C. Üzerinde litrelerimizden katları görüyoruz. Sıvı sabun üreten bir firma ürettiği sabunu 3 farklı boyuttaki A, B ve C şişelerine doldurarak satmaktadır. Yukarıdaki görselde şişelerin içindeki sıvı sabun miktarı şişelerin üzerinde yazmaktadır. Yarım litre, 1 litre, 5 litre. Bu firma sabunların fiyatını belirlerken aşağıda verilen sabun şişeleri fiyatları tablosunu kullanmaktadır. Bu tablodaki X şişelerin içindeki sıvı sabunun litre cinsinden miktarıdır. Bu miktar tabloda yerine yazılarak sabun dolu şişenin Türk lirası cinsinden fiyatı belirlenmektedir. Yani mesela gençler, şişe A, sabun dolu şişenin fiyatı 4 lira bir yerine ne yazacağım gençler? 0,5 artı 5 ne olacak? 2 artı 5'ten 7 lira olacak gibi. İşte 5 şişesi 12 eksi 2x olduğu için x yerine ne yazacağım? 1 yazacağım. 10 lira olduğunu bulacağım
veya C'nin 6 çarpı 5 litre olduğu için 30 olduğunu bulacağım. Hazır bunu söylemişken de yazalım. A'nın fiyatı neymiş gençler? 4 çarpı 0,5 artı 5'ten 7 TL. B'nin fiyatı ne olacak gençler? 12 eksi 2 çarpı 1'den 10 TL. C'nin fiyatı ne olacak? 6 çarpı 5'ten 30 TL olacak gençler. Evet. Elimiz sabun su ve sabun ile yıkanmasının sağlık açısından önemli olan Kerem Bey, köylü firmanın sıvı sabunlarından kendisi ve ailesi için yıllık 80 litre almaktadır. Kerem Bey sabunları büyük şişeler halinde aldığında sabunun litre fiyatının daha az olduğunu farkına varmıştır. Ve bir yıl boyunca bu farkındalıkla sabun almıştır. Buna göre Kerem Bey sıvı sabun alırken elde ettiği bir yıllık tasarruf en fazla kaç litre arasıdır? Bir kere tasarruf yapabilmek için ne olacak? En büyük, en az maliyetli olan olacağız. En az maliyetli de hangisi? En büyük şişede olan. O da 30 litre, 30 lira ve 5 litre her gün içerisinde. Yıllık 80 ise, 80 litre kullanıyorsa, 5'e gördüğümüz zaman her gün içinde 16 tane alması gerekir gençler buna. Bir gün için 16 tane. Bir tanesi 30 liraysa 16 çarpı 30'dan 480 TL ödeyecektir. Peki, diyor ki bir yıllık tasarrufu en fazla kaçtır? En fazla olabilmesi için o zaman şunlardan en pahalı olanları, yani en küçük olanları daha fazla almış olması lazım. 80 tane elde edelim. İşte bu 5 tane. Değil mi gençler? Yani baktığımız zaman bu 5 tane, işte bu 5 litre, bu kaç litreydi? Bu 5 litre, bu 1 litre, bu da yarım litre. En fazla yarım litreden alırsam daha fazla para ödemiş olacağım. O halde 80 çarpı 0,5 litre yazdığım zaman kaç tane almam gerekir? 160 tane almam gerekir. 160 tane. Peki 160 tanenin fiyatı ne kadar? 7 lira olduğunu söyledi küçüklerin. 160 çarpı 7'den 7 kere 6, 42, 54, 4, 7 kere 1, 7, 10, 1120 TL ödemesi gerekirdi. 1120'den 480'i çıkarırsak gençler, 12'den 8 çıktı, 4, 640 lira tasarrufu olacaktır. Niye diğer yerini denemediniz, sadece bunu denediniz? Gençler, tekrar ediyorum, tasarrufun en büyük olabilmesi için bir kere kendisinin en küçük şişelerden alması gerekiyor olması lazım. Maliyetinin en yüksek olanını alması lazım. Tasarruf yapmak için de sonrasında aldıkların en az olanını alması lazım. Yani en fazladan en aza düşecek. Dolayısıyla en küçük en büyük arasında değerlendirmemizi yaptık. Cevabımız 640, yani Ceyhan olacak bir işler bilginiz olsun. Evet, burada bir bisikletin tekerleriyle alakalı, dişlileriyle alakalı bir çalışma verilmiş, bir açıklama verilmiş. Bisikletin normal dişlerin diş sayıların oranı pedalın bir tantuk çevirmesiyle arka tekerlerin en az kaç tur döneceğini belirler. Örneğin arka dişlisinde 6, ön dişlisinde 18 diş olan, ön dişlisinde 18, arka dişlisinde 6 diş olan bisikletin dişlerinde gidiş oranı 3 olduğundan pedalın bir tantuk çevirmesiyle arka tekeri en az 3 tantur döner. Yani gençler ön diş bölü arka diş şeklinde yapmış. Oranı öyle kurmuş farkındasınız. 18 bölü 6 eşittir 3. Ve bu 3 çıktığı için bu 3 kez tam tur arka tekerin düzeceği manasına gelir. O halde devam edelim. Bu açıklama doğrultusunda bize ne söylenmiş? Eylül eski bir takvim yaprağına yukarıdaki yazıyı okuyor. Bunun üzerine Eylül bisikletiyle bir deneme yapmaya karar veriyor. Bisikletinin dişleri ve bu dişlerdeki diş sayısıyla ilgili tabloyu oluşturuyor. Ön dişlisi 256, arka dişlisi 254. Peki, oranı ne? 2 üzeri 6 bölü 2 üzeri 4'ten 2 üzeri 2. Evet. 2 üzeri 2 pedalı 2 üzeri 2 defa çevirdiği zaman 2 üzeri 2 defa da tam tur dönmüş olur gençler bilginiz olsun. Peki bu bisikletin pedalı 4 üzeri 5 tam tur çevirdiğinde takvim yaprağındaki bilgiye göre arka tekerin en az kaç tam tur dönmesi gerekir? O halde 2 üzeri 2 çarpı 4 üzeri 5. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2'nin 5. kuvveti, o da 252 çarpı 2 üzeri 10, toplamı 2 üzeri 12 olacaktır. Yani C toplamı dediğimiz çarpım, yani tablanlar eşittir, üstler toplamı diye söyledi. Yani cevabımız C olacak gençler, bildiğiniz olsun. Tamam, bir diğer sorumuz geldi. Bir diğer sorumuzda da diyor ki, şunu toplarsak evet, dördüncü sorumuzmuş. Evet, bir diğer sorumuzda da diyor ki, başlangıçta bir tane olan, bir saat sonra ikiye bölünüyor, sonra şeye bölünüyor. 2'ye
ilgili bölünmeci olabilen bir bakterinin miktarı ile ilgili paylaşım yapmıştı. Yani başlangıçtaki ikizleri 0, yani 1, 2'ye bölündü 2 üzeri 1, 2'ye bölündü 10'lar 2 üzeri 2. Bu şekilde devam ediyor gençler. Yani yarıya yarıya 2'ye bölünürse, sürekli 2'ye bölünürse ya da 2 kat 2 kat artarsa bu şekilde olacaktır, bildiğimiz olsun gençler. Buna göre başlangıçta bu bakterilerden 12 tanesinin bulunduğu bir ortamda 32 saat sonra toplam kaç bakteri bulunur gençler? 32 saat, 1 saat 2 üzeri 1'di. Öyle değil mi gençler? 32 saat ne olacak? 2 üzeri 32 olacak. 2 üzeri 32 kaç tane? 12 tane gençler. Bu halde işlemin bu hale geldi. Daha ne diyor? Bu ortam 32 saat sonra toplam kaç bakteri bulunur? 12'nin içerisinde 2 kaç kere var? 2 üzeri 2 çarpı 3 şeklinde 2 üzeri 32. O da 3 çarpı 2 üzeri 34 olacaktır benim cevabım. Yani cevabım Diyarbakır gençler bilginiz olsun. Şimdi soruya bakacak olursak 4 arkadaş tabloları sayılarla doldurarak bir oyun oynuyor. Oynadıkları oyunda bir tablo, bir de tablo 2 var. Bu arkadaşlar tablo ve eklendirilmiş hücreleri sayılar ile doldurur. Şunları sayılar ile dolduruyor. Oysa olan beyaz hücrelerin içerisinde tablo 2 ile ilgili gibi bu tarafı taban, bu tarafı 3 şeklinde tablo 2'de verildiği gibi sayılar oluşturduğu üst sayılar yazıyor. Daha sonra bu arkadaşlardan biri beyaz hücrelere yazılan sayılardan herhangi bir rastgele seçiyor. Seçilen sayının özelliğine bağlı olarak oyunu kimi kazanacağına tablo 3'te 3'e bakarak karar veriyorlar. Pozitif tam sayı ise K. En fazla seçilen sayı pozitif tam sayı ise K. Seçilme olasılığı en fazla olan. Dolayısıyla negatif tam sayı ise Kerem, pozitif fakat tam sayı değilse Utku, negatif fakat tam sayı değilse Mert kazanacaktır oyunu. Şimdi bu şekilde verilmiş ve bunların içerisine yazalım diyor. Bu tarafı taban, bu tarafı üst. Ben sizin için burada yazdım gençler buraya. Tamam, mesela eksi 2'nin eksi 2. boyutu pozitif olacaktır eksi 2'yi kapsadığı için. Ama nedir? Tam sayı değildir gençler. Eksi 2'nin eksi 1. boyutu, eksi 1 bölü 2 gibi bu şekilde devam ediyor. Yani eksi 1'in eksi 1. boyutu buraya yazılacak. Eksi 1'in 1'in eksi 1. boyutu buraya yazılacak. Gençler zaten şöyle, bunların negatif bir tabanın pozitif olma şansı var ama pozitif bir tabanın negatif olma şansı yok gençler. Dolayısıyla pozitif taban çok fazla olduğu için sonuçta sonucu pozitif çıkacak çok daha fazla durum var. Zaten üstler de fazla. Üstler de negatif üstten daha fazla. Dolayısıyla saydığımız zaman ya da şöyle işlem yaptığımız zaman baktığımız zaman 1, 2, pozitif 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tanesi zaten neymiş? Pozitif sayıymış. O halde kazanacak olan kim? Kaan'dır. Bilginiz olsun. Evet. Yani cevabımız alınmalıdır. Evet. Gelelim şimdi bir diğer sorumuza. Bir diğer sorumuzda da iki tane maket bıçağı görüyoruz. Şekil 1'deki maket bıçağının iki parçası dışarıdayken uzunluğu 392, kök 392. Evet. Hiçbir şekilde uzunluğu yokken yani tam olarak kapalıyken şekil 2'de gösteriliyor ve buradaki uzunluğu da 12 santimetre oluyor. Diyor ki buna göre her parçasının uzunluğunda eşit olan maket bıçağı 7 parçası dışarıdayken santimetre cinsinden toplam uzunluğu hangi iki tam sayı arasında olur diyor gençler. Şimdi şöyle baktığımız zaman kök 392 burası, burası da 10 kök 2. O halde ben bunu kök 392'den 10 kök 2'yi çıkarırsam şu alanı bulurum. Bunlar birbirine eşit olduğu için 2'ye bölerim bir parçanın alanı bulmuş olurum gençler. O halde kök 392'yi de 196 çarpı 2'dir. Dolayısıyla 14 kök 2'dir gençler. Kök 392 eşittir 14 kök 2'dir. 14 kök 2'de kök 2'den kaça çıkaracağım? 10 kök 2'yi çıkaracağım. 4 kök 2'yi bulacağım. Neyi? Şu aradaki iki parçayı. Bir parçayı bulmak istersen 4 kök 2'yi 2'ye bölerim. 2 kök 2 olacaktır. Bir parçamız. Peki 7 parçası acaba? 7 parçası 7 çarpı 2 kök 2'den ne yapar? 14 kök 2. Bu ne? Parça. 7 parça. Peki ama maket bıçağının kendisi de var, kendi uzunluğunda var. Artı 10 kök 2 eşittir gençler ne olacak? 24 kök 2 olacak. 24 kök 2 uzunluğundadır. 7 parçası da şık bir şekilde. Peki hangi iki sayı arasındadır? 24 kök 2'yi içeriye alırsak gençler 1152 yapıyor zannedersem. 1152 de gençler 33 ile 34 aralığındadır. Yani 31 ile 30'u biliyorsunuz. 31 biliyorsunuz. 32, 1024 en küçük 4 basamaklı tam kare sayı vesaire. Bunun üzerinden çıkarsanız 33, 34'tü. Cevabı gençler bilginiz olsun. 33, 1089, 34'te 1156 olması gerekiyor.
Evet, birinci soruya bakarsak, birinci soruda da nekropi sayılarla alakalı bir soru. Bir lokomotif var, şekilde tren lokomotifleri var. Kalemin ve ne bağlantılıklarına sarı vagonlar bağlamıştır. Trenin lokomotifi toplam ağırlığı 30 tona kadar olan vagonlar çekilmektedir. Tamam, buna göre tren hangi bağlantı noktasından ayrılmışsa lokomotif çekebileceği en fazla sayıda vagonla hareket edebilir. K noktasından mı, L noktasından mı, M noktasından mı, N noktasından mı? Bir kere K ile bu noktasına kadar olan kısımda ne kadar şey var ona bir bakalım. 542, 542 hangi iki sayı arasındadır? Bilemeyiz böyle. O zaman iki şöyle bana farklı diyelim. Şurası K olsun, şurası L olsun, M olsun ve N olsun. Heh. Şu bölge 542, bu bölge 4√3, bu bölge 3√5, ben eksik mi yazdım? K, L, N, evet. Bir tane daha yazmam gerekiyormuş. Bir tane daha yazalım gençler. Bir dakika. Şöyle. Şurası K, L, M, N. O halde şurası ne olacak? 5√2. Burası 4√3. Burası 3√5. Kök 2, kök 7. Peki, şimdi 5√2'nin hangi sayılar arasında olduğunu bilemeyiz ya. Ne kadar olduğunu, ağırlığının ne kadar olduğunu bilemeyiz. Öncelikle bir bakalım, kök içerisine alalım. Kök 7'dir. Gençler, 7'den büyük bir sayıdır. Kök 49'dan büyük. Bu halde 4√3, kök 48. 6'dan büyük ama 7'ye yakın. 6 ile 7 arasında ama 7'ye çok yakın. Yani tam neredeyse 7'de. 7'ye yakın, hatta 7 bile diyebiliyoruz. Diyemeyiz de hani çok yakın manasına soruyorum. Kök 3, kök 5, kök 45 de gençler, o da 7'ye yakın. Peki, devam edelim buradan. Kök 46'ya yakın. Yani 6 ile 7 arasında ama 6'ya yakın. Peki, 2 kök 7, kök 28 ama 5'e yakın gençler. Şimdi burada mesela baktığımız zaman kök 30'un üzerine çıkması lazım. Şimdi baktığımız zaman şurası 7'ye yakın, 7'ye yakın. İkisinde hani 6,5, 6,5 olarak alırsak 13. Gençler, 6 ile 5'i de aldığınız zaman fazlaları var ama biz en az kare düzeyde yine düşünüyoruz. 6 ile 5'i de aldığınız zaman 11 yapar gençler. 11, 13'ten 20 olacaktı. 30'dan fazlasını alamıyor gençler. Burası 7'nin üstünde. Dolayısıyla 24 değil daha 30'u yapacak. O yüzden buradan kesilmesi gerekir. Yani cevabımız K olacaktır. Bilgi olsun. Yani alanı olacaktır. Evet, 8. sorumuza geldik. 8. sorumuzda bir insanın gün içinde yaptığı farklı aktiviteler esnasında farklı frekanslarla elektriksel şiddet eşittir hertz. Beyin dalgaları oluşuyor. Tabloda farklı aktiviteler esnasında hangi beyin dalgasının aktif olduğunu göstermektedir. Beyin dalgaları ve yapılan aktiviteler, evet, gamma 31 ve 100 arasında ise yani olduğu şeyde koşma zıplama yürüme, beta 13-30, ders çalışma, refleks gösterme, harika kullanma, alfa 8-13 arasındaki dinlenme, uzanma, oturma, teta 4-8 hayal kurma, uyanıklık arası durum, delta da 0-5 ile 4 arasında derin uyku durumu diyor. Evet, tablo 2 Meryem'in 8-9-30, 8 ile 9-30 saatleri arasında aktif olan beyin dalgalarının frekansını göstermektedir. Saat aralığını ve şeyleri soruyor. Meryem 8 ile 9.30 arı saatleri arasında yapmış olduğu aktivitelerin zamana göre dalınları daire grafiğiyle göstermektedir. Göstermek istendiğinde hangi seçenekleri göstereyim doğru olur diyor. Şimdi bir kere zamana göre dediğine göre 8 ile 9.30 arasında kaç zaman var? Gençler 1,5 saat var. 1,5 saat kaç dakika yapar? 1,5 saat 90 dakika yapar. 90 dakika 360 olarak gösterilecek. Unutmayalım. 4 kat olarak gösterilecek. Tamam mı gençler? 90 dakika ya da 360 normalin 4 katı fazlası ya da derecenin 4'e bölü gibi gelecek. Şimdi o zaman bakalım. Gençler 8 ile 8.45 arasında yani 45 dakika ne var gençler? 20. 20 hangisinin arasında? 13 ile 30 arasında yani meta ne yapıyor? Ders çalışıyor. Ders çalışıyor. Peki devam edelim. 8.45 ile 9 arasında yani 15 dakikada ne yapıyor gençler? 15 dakika 10. 10 hangisi? 8 ile 13 arasında alfa yani dinlenme, uzanma, oturma. Dinlenme diyelim.
yapıyor. Evet, devam edelim peki. 9'a 9 30 arasında, yani 30 dakikada da ne yapıyor gençler? 40. 40 hangisi? Gama. Koşma, zıplama, yürüme. Yani 40 olduğuna göre koşma, zıplama yapmıyordur da yürüme yapıyor. Yürüme diyelim bunda gençler, biliyoruz. Evet, şimdi buna göre dağılmamı istiyorum bizden arkadaşlar. Bakın, şimdi ne dedik? 4 katı. Dinlenme 15 dakikanın 4 katı derece olarak ne olacak? 60 derece. 45 dakikanın ders çalışma, gençler 45 dakikanın karşılığı 4 katı 180 derece. Peki 30 dakikanın karşılığı ne olacak gençler, 4 ile çarpılırsa 120 derece olacaktır gençler, biliyorsunuz. Hangisinde var? Ders çalışma 180, 60 dinlenme, yürüme 120 olacaktır gençler, bilginiz olsun. Yani cevabımız Ceyhan olacak. Evet, devam edelim Ceyhan. Bir daha bakalım da yanlış yapmayalım. Evet, ders çalışma 180, dinlenme 60, yürüme de evet 120 derece olacaktır. Evet, devam edelim. 9. sorumuza bakalım gençler. 9. sorumuzda yeni köklü işlemlerde toplama çıkarma sorusu. Evet, bir tane çubuk veriliyor. Çubuğun uzunluğu, zahmet uzunluğu çubuğu 40 cm. Şekilde verildiği gibi bir ucundan 3 köpük, diğer ucundan 4 köpük santimetre diğer kesiliyor, kısaltılıyor. Buna göre çubuğun kanal kısmının santimetre cinsinden uzunluğu hangi tam sayı arasında olur diyor gençler. Evet gençler, bakarsak eğer burada. Şimdi 3 köpük nedir? Kök yerine gider. Kaçla kaç arasında? 5 ile 6 arasında, ama neye yakın anladı yani. 4 köpük, kök 48. Neyin arasında? 6 ile 7 arasında, ama neye yakın gençler? 7'ye yakın. Peki o zaman hemen 5 ile 6'yı topladı 11, 6 ile 7'yi topladı gençler. 6 ile 7 değil de burada ikisinde de 6 olduğu için yani 13 yapabiliriz bunu. 40'tan 13'ü çıkardığımız zaman gençler ne olacak? Çünkü 6, burada da 6, burada 7'ye yakın. Dolayısıyla 6 olarak değerlendirmiyoruz. Ne olacak gençler? 27. Bu halde 27 ile 28 arasında olacaktır bizim sonucumuz, bilginiz olsun. Devam edelim. Evet gençler, 10. soruya gelecek olursak, 10. soruda da görselde bir masa var. Masaların etrafında sandalyeler dizilmiş. Görseldeki toplantı masasına genişliği kök 3 bölü kök 2 metre. Genişliği şu metre olan sandalyelerde 8 tanesi 10'ar santimetre aralıklarla bulunduğunda masada boşluk kalıyor. 8 tane sandalye 10'ar santimetre aralıklarla bulunursa 7 tane aralık olacaktır gençler. Masa da boşluk kalıyor. Aynı şekilde 9 tanesi konulduğunda ise masaya sayılır. Aynı şekilde yine 10 tane 10 santimetre aralıklar var. Masanın önce cinsinden uzunluğunun bir tam sayı olduğu bilindiğine göre bu uzunluğu kaç metredir diye soruyor. Gençler şimdi biliyorum ki ben masanın uzunluğu kök 3 bölü 2 metre kaç tane? 1, 2, 8 tane. Artı kaç tane ara var? 7 tane ara var. 7 tane aradan 10 tane, 10 santimetre. Aradan küçük, büyük, masanın büyüklüğü. Bir de diyor ki ben buraya 9 tane koyduğum zaman, o zaman kaç tane olacak? 8 tane var. 8 çarpı 10. Peki bundan da küçük olacak. Dolayısıyla masanın değerini böyle bulabiliriz. Şunları mesela eşitlediğim zaman gençler. 2, pardon. 4 kök 3 artı 70. Küçük masa. Bu da küçüktü. Kök 3 bölü 9 kök 3 bölü artı 2 bölü 80. Evet. 9 kök 3 bölü 2 artı 80 gençler. Peki devam edelim bundan gençler. Bakıyoruz şimdi. 4 kök 3 kök 48 de kök 48 7'ye yakın. Yani hatta 7'ye çok yakın. Dolayısıyla 7 küsürattan büyük olan bir ev var. Gençler şurası santimetre. Bunların santimetre 10 santimetre olduğunu söylenmişti. Bunun da metre olduğu zaten söyleniyor. Kök 3 bölü 2 metre. Aralıklarda 10 santimetre. Lütfen ona dikkat edelim gençler. Peki bu da aynı şekilde metre. Masanın uzunluğu bu. Gençler bakalım 9 kök 3. 9 kök 3 243'tür gençler. 243'tür kök içerisinde. Kök içerisinde 243 şöyle yapabiliriz. Hangi sayıya yakın? 256'ya yakın. Yani 16'ya yakın. Kök 256'ya yakın. Yani 16'ya yakın. 16 bölü 2'den burası 8,80 olacaktır. Burası metre, burası santimetre olduğu için. O halde 7 ile 8, 7 küsuratla 8,80 arasında hangi sayı var? 8 sayısı var. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak gençler. Bilginiz olsun. Yani soruda sadece köprü sayılarının hangi iki sayı arasında olduğunu bilmeyle alakalı bir durum.
geldi. Evet, sorular basit, sorular güzel. Ben soruları çok sevdim. Tam çalışan için yapılan sorular. Çok rahat bir şekilde konuyu tekrar özümseyebilirsiniz. Düşüncesiyle hazırlanmış sorular. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.